Selamun aleyküm arkadaşlar, merhabalar, kanalıma hoş geldiniz değerli kardeşlerim. Çok önemli bir rüya gördüm, önemli bir meseledir. Hocam, otobüs bir kanalın içine girecekti, işte bir şekilde oradan kurtulduk. Van biri Diyarbakır firması, biri Van firmasıydı. Kaza olmadı, o önceki gün. Sonra, bu konu ayrıdır. Hazreti İsa aleyhisselamla alakalıdır, Hazreti İsa. Gökyüzünde iki tane UFO var. UFO. Ben de insanlara bir alanda konuşuyorum. Konuşma yapıyorum. Çoğunluk erkektir, böyle dinliyor. Bu anda iki tane UFO gökyüzünde yeryüzüne merdiven attı. Merdiven. Merdiven açılıyor yeryüzüne. Sonra insanlar Hazreti İsa'dan bahsediyor. Hazreti İsa görünmüyor. Hani Hazreti İsa görmedim. Ama Hazreti İsa sanki ona yardım gelmişti iki tane araçla, gökyüzündeki araçla. Ona yardım gelmişti. Ama biz de İsa Aleyhisselam'ı görmüyoruz. Biz zaten konuşuyoruz orada. İsa Aleyhisselam ya konuşmacılar içinde değildi ama. Bir yerlerdeydi, ona yardım geldiğiyle alakalıydı yani. O iki tane UFO. Çok enteresan bir rüyadır. Acaba iki büyük olay mı olabilir diye düşündüm. İki büyük olay, iki büyük şehir, iki şehir ya da iki ülke gibi ben düşündüm. Tabii bu konu İsa Aleyhisselam konuları zaten hep sırlıdır. Tekrardan geleceğini söyleyenler var. Bir anne rahmine düşecek, tekrar gelecek. Kimi diyor aynı bedeniyle dönecek. Kimi diyor evliya olacak bu sefer geldiğinde. Kimi diyor peygamberliği devam ediyor. Yani bu Hazreti İsa konusunda bile paramparçayız arkadaşlar. Yani şunu da söyleyelim yani. Evet hocam, fikrin ne? Vallahi şimdi zahir ilme göre öyle diyenler vardır ama kardeşim daha ne diyeceğiz? Onların zahir ilmine göre yorum yapamam. Zahirde söylenenlere göre ben yorum yapamam. Fakat zahir ilminde böyle geçmişte bazı kişiler Mesih'i, İsa'yı Mesih kabul etmediler. Evet, bu dünya üzerinde bulunan bütün o İsa'ya inananlar biliyor. Peki bu zamanda nasıl inanacaklar? Aynısı olacak bence. Hadi diyorlar ki İsa gelecek, Mesih olacak. Peki geçmişe nazaran zahirde şimdi bu asırda yani veya birkaç yıl sonra veyahut da ne diyelim gelecekte gelse de o kişiler gibi kişiler çıkacak ve gene inanmayacaklar. Aynısı olacak. O zaman ne olacak insan? Yine de zulme uğrayacak, yine de yakalanacak, belki de yine de çalma gerilecek. Olamaz mı? Olabilir. Çünkü hele bak, geçmişte yapan sonra da yapamaz mı? Yapan yapar. Zalim her yerde var, firavun her yerde var. Ya benim anlatımıma göre evet İsa iki melek ordusuyla gelecek semada. Çetin'in dediği gibi UFO. Hayır, o UFO değil. UFO diye anlattığı meleklerle gelecek. İki tayfa melekle gelecek. Nurlarıyla. Meleklerin iki tayfa nurlu melek tayfası olacak ve İsa'yı getirecekler. Melekler Allah'ın emriyle İsa'ya yardım edecekler. Tek başına olmayacak artık. Bu anlamdır. Diyarbakır'daki ve Van'daki otobüs kurtulmuştur. Gerçekten o meleklere inanan ve Hazreti İsa'ya inanan kişilerin aracı, amacı ve gayesi büyük afetlerden kurtulacak. Biri Van'daki inanç, bir de Diyarbakır'daki inanç. Mesih'e, İsa'ya inanmaları sayesinde otobüsleri devrilmeyecek. Anlam budur. Ama tabii ki her yerde Mesih'e inanmayacaklar. Ama Mesih kime gelecek? Kayın Muhammed Mehdi'ye gelecek. Allah'ın yardımıyla Allah Teala kendi silahlarıyla
Firavunları dağıttıktan sonra dünyada Firavun kalmayacak ve kalmadıktan sonra kalanlar, inananlar mecburen Diyarbakır'a ve Mesih İsa'ya gelecekler. Ve Muhammed Mehdi'ye gelecekler. Ve Muhammed Mehdi'nin ruhaniyeti ise kaimdir. Çok kadimdir. Ve adı Muhammed'dir. Peygamber Efendimiz'in adıyla da şereflendirilmiştir. Ve Ricali Gayb'te de Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem kaim Muhammed Mehdi'ye rehberlik yapacak. Ve semada ses geldikten sonra bunlar olacak. Yani değerli kardeşlerim, bilmem Kudüs'ten Mesih gelecek, gelecek Amik Ovası'na. Orada Teccal çıkacak. Önce Teccal çıkacak, sonra Kudüs'ten İsa gelecek Amik Ovası'na. Değerli kardeşlerim, onlar zahirdeki kitaplarda değiştirildi. Çok rivayetler yazıldı. Onlara inanmayalım. Onlar artık bitmiştir. 2022'de bütün zahir ilimlerin kapıları kapandı. Yerde ne kadar isimler varsa hepsi de bulutlar gibi dağıldılar. Birbirleriyle düşman oldular. Herkes kendi kafasına göre yazılar yazdı. Ve o yazılar hala da bir eser gibi duruyor. Amik'te bir savaş çıkacak. Evet. Ama İsa Kudüs'te mi gelecek oraya? Teccal acaba Amik Ovası'nda mı çıkacak? Yok. Teccal şu anda dünyaya musallat olmuş. Teccal insandır ve onun elindeki eşeği de teknolojisidir. 40 gün dünyanın etrafını turlatıyor. Uydusu var. Her yere gözetleme yapıyor. Yani dedi kardeşlerim, biraz da hadisleri şaka uyduralım. Yani böyle ayakı çıplak bir Teccal çıkacak da duası kabul olacak. Duası kabul olmayacak Teccal'ın. Teccal kendi teknolojisiyle dünyanın iklimine müsallat olacak. İşte mesele bu. Ve gerçekten de teknolojiyle dünyanın iklimini değiştirdiler. Ve yağmuru, yağmasını yaptılar. Ama Yüce Allah'a şirk koştular. Yüce Allah-u Teala da bunu yapan bütün firavunların dağıtacak ve uydularını dağıtacak. Öyle olacak ki semada bir uydu bile kalmayacak. Öyle bir güneş patlaması olacak ki o patlamada semada bulunan bütün uydular yanıp kül olacak. Duman olacak ve onların dumanı yere gelecek. O kara dumanın, siyah dumanın içinde zehirli koku da olacak. Onun için değerli kardeşlerim, biraz akıllı olalım, mantıklı olalım. Bugün İsa Allah'ın oğludur diyorlar. Hayır, İsa Allah'ın oğlu değil ki. Peki böyle bir milletin içine İsa gelse de kim ona inanacak? Zahiren. Yüce Allah-u Teala İsa'yı şahlandıracak. Kayın Muhammed Mehdi'yi şahlandıracak. 24 Nebi'yi şahlandıracak. Öyle biri gelecek ki hepsinin bedeli olacak. Ama ruhaniyeti çok kadimdir. Kainattan önce yaratılmış. Ama o ruhaniyet bir insanın bedenindedir. Ve o insanın adı da Muhammed'dir. İşte mesele bu. İster inanırsınız, ister inanmazsınız. Benim de size anlatmak, söylemek istediğim bu. Yakında görüşürüz. Onun için değerli kardeşlerim, 2022'de
bütün insanların elinde bulunan manevi bilgiler, dinsel bilgiler hepsi bitti, çürütüldü. Allah katında değeri yok. Yani Allah'ın emriyle yeniden İslam dünyaya hakim olacak. Kayın Muhammed Mehdi dünyanın halifesi olacak. Nasıl Peygamberimize Cebrail geldiyse batında, ona kendini zuhur ettiyse, öyle aynen öyle olacak. Geçmiş, geleceği gibi. Geçmiş gelecektedir, gelecekte de geçmiştedir. Bunun aynısı olacak. Cebrail gelecek, Mikail ona gelecek ve Allah'ın emrinde bulunan ne kadar melek varsa şu anda semada ve ta Sittetül Müntaha'da öte ne kadar melek varsa Allah'ın emriyle Firavunlarla savaşmaya gelecekler. Hiçbir Firavun bir yerde kalmayacak. Hepsi saman gibi dağılacak. Memleketleri yok olacak. Çok şehirler yıkılacak. Artık bu bir başlangıçtır. Yavaş yavaş bir apartan gelecek. Çünkü biz çok bozulduk. Biz Allah'ın, gerçek Allah'ın dininde uzaklaştık ve gerçek Peygamber Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in ahlakında uzaklaştık. Gruplara girdik, kanallara girdik, kutuplaştık, ırkçılara girdik. Ne yaptık, ne yapmadık ki? Bugün dünyana müsallat olan lider firavunlar da var. Her bir memleketin birkaç lider firavunları var. Onlar hepsi hüsran olacak. Allah'ın emriyle dağıtılacak. Ne memleketleri kalacak, ne silahları kalacak, ne kendileri kalacak. Ben size şimdi de iddia ediyorum. Yoksa zavallı Muhammed Mehdi ile İsa kalkıp da bu firavunlara baş edebilirler mi? Hadi bak diyelim ki biri çıktı dedi ben Muhammed Mehdi'yim, birisi dedi ben Mesih'im. Diyelim ki onların etrafında da 30 bin, 40 bin, 50 bin askeri olsun. Kime baş edecekler? Dünyadaki bütün firavunlarına baş edebilirler mi? Bugün firavunların elinde olan teknolojiye baş edebilirler mi? Hayır. Birbirinizi kandırmayın. Ama yüce Allah'ın emriyle zuhur olacak. Semada ses yankılanacak. Bu ses 10 gün devam edecek. O sesten sonra semada gelecekler. Bütün melekler gelecek. Bütün ruhaniyetler gelecek. Bütün Allah dostları gelecek. Ve Kayın Muhammed Mehdi'ye zahir olacaklar. Ve yüce Allah emriyle de afetler, depremler, tsunami'ler, kasırgalar, hortumlar, firavunların memleketlerini hüsran edecek. Yangınlar da gelecek. Güneşte patlamalar olacak. Semada bütün uydular yanıp düşecek. Öyle Allah'ın gözü her şeye yeter. Şeytan bile Allah'a boyun eğecek. Tekrardan yüce Allah emriyle İslam dini dünyaya hakim ettirecek. Ve Kayın Muhammed Mehdi ile dünyaya ve kainata halife edecektir. Ben bunu iddia ediyorum. Evet değerli kardeşim, bütün mesele budur. Onun için dikkatli konuşmaya gerek vardır. Çünkü iki gün önce çok Müslüman kardeşlerimizi korkuttular ya. Ne dediler biliyor musunuz? Ramazan'ın 15'ini 16'ya bağlayan sabah namazından sonra büyük bir patlama olacak dediler ve gördüler. Onlar o gülmenin
acısını çekecekler. Çeşitli kanallarında Ramazan'ın 15'inde büyük bir ses gelecek dediler. Ve onlar gibi olmadı değerli mümin kardeşlerim. Herkese inanmayın. Sizi yanıltıyorlar. Onlara yanıltmayın. İslam dini Allah'ın dinidir. İslam dini akıl dinidir. Peygamber Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuş, akıl ile savaşın. Akıl ile harp edin. Maalesef hayallerle hareket eden Müslüman kardeşlerimiz bu hadisten bile gelmiş. O hadis kim demiş? Plankes, plankese demiş. Plankes, plankese, plankes, plankes peygamberden almış. Kendinizi kandırıyorsunuz. Şimdi doğrudur. Herkesin bir söyleyeceği laf var. İşte herkes illaki yani konuşalım da şey olsun. Hani bir tane rüyaları doğru çıkmadı. Bir tane söyledikleri doğru çıkmadı. Hep mi yalan? Hep mi direkten dönüyor? Anlamadım. Hayır, Mehmet Hoca da bunun için seyreniyor. Biz de bunun için biraz insanları korkutmaları, işte bugün ayarın pencereleri kapattın ama ne yapın? Böyle şeyler olmaz. Bir de bunların yaptığı şeyi de siz de ya şimdi biz onların hakkında konuşmayalım da yani şimdi bunlar bu kadar herkesi etkileme durumundalar. Bizi etkiliyorlar. Tabii biz de burada ne yapacağız? Akılımızı kullanacağız arkadaşlar. Teşekkürler. Kanalımıza destek olabilir, bildirimleri açabilir ve katılara da destek olabilirsiniz. Hepinize teşekkürler. Hocam Allah razı olsun.